Bütün bunları yaşarken Türkiye bugün Bahçeli öyle bir şey söyledi ki ha acaba biz bunları bunun için mi yaşıyoruz dedik hep birlikte. Aslında şair mealen şunu anlatmaya çalışıyor. Deme Erdoğan'ı ömür boyu başkan yapacak yeni anayasa için bizi destekleyin. Bunu yaparken de CHP'den uzaklaşın, CHP'ye sakın yaklaşmayın. Biz de APO'yu dışarı çıkaralım AFLA ve de yoksa geliyor kayyum meale. Yani sanki böyle bir şey, böyle anlamlandırdık. Çünkü geldi dayandı bunca gündem anayasa değişikliğine ve de tek seçeneğimizin Erdoğan olmasına, Erdoğan'ın yeniden seçilebilmesi ve ömür boyu başkan olabilmesi için yapılacak anayasa değişikliğine verilmesi gereken desteğe, çünkü tek seçeneğimizin Erdoğan olmasına. Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Ağzındaki baklayı çıkarıyorum. Kürt sorunu yoktur. Kürk sorunu vardır. Bunların dost kaygısı yoktur. Dostluk projesi yoktur. Bunlarca dostluk sorunu, dost sorunu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan'ın post sorunu vardır. Postunu bırakmak istememektedir. Deme el uzatması, Öcalan çağrısı, MHP liderinin peş peşe gelen hamleleri, yeni anayasa ve Erdoğan'a yeniden adaylık yolunun açılması hesabıyla atılan adımlar olarak yorumlanmıştı. Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğru bir tercihtir dedi. Muhalefet ise baklayı ağzından çıkardı yorumunu yaptı. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Bu kapsamda lazım gelen anayasal düzenlemeyi yapmak önümüzdeki görevler arasında olmayacak mıdır? Sırf Recep Tayyip Erdoğan geçmişte balda tuz bulunmaz, bir tek senden Cumhurbaşkanı olmaz dediği Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha aday olabilsin, bir kez daha seçilsin diye anayasa değiştirmekten, bunun içinde gerekirse Abdullah Öcalan'ı bile meclise getirmekten bahsetmektedir. Samimiyet budur. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını millet belirler. Seçkinler belirlemez. Milletin adayı aday olur. Milletin adayı da seçilir. Erdoğan'ın yeniden adaylığı için anayasa değişikliği isteyen Bahçeli'ye Süleyman Soylu minnettarız diye karşılık verirken muhalefetten de yorumlar peş peşe geldi. DEM Partisi'nin verdiği destekle eğer anayasa değişikliği olup Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesi garanti altına alınmak için Öcalan meclise getirilecekse bu çok yanlış bir denklem. Kimse böyle bir denklem kurmasın. Ha işte SADED'e gelindi. Anayasa değişmeliymiş. Erdoğan yeniden seçilmeliymiş. En başından beri dediğimiz buydu. Ortaya düşmemek lazımdı. Şimdi bu tarafta önemli bir şeyi atlamayalım bu arada. Yoğun gündem, baş döndüren bir gündem var. Hakikaten kelimenin her anlamıyla başımız dönüyor artık. Ama anayasa değişikliği şart Erdoğan'ın seçilmesi için derken aslında MHP lideri Bahçeli söylüyor. Yani mevcut anayasayla Erdoğan yeniden aday olamaz diyor. Bunun için anayasanın değiştirilmesi gerekiyor diyor. Yani bunu çok net ilan etmiş oluyor. Onu da mutlaka not düşmek lazım.